Şimdi son halka arzlarımızda bizi heyecanlandıran bir diğer halka şirketimiz, bilançosu gelen şirketimizden birisi de Mogan Enerji'ydi. Mogan meydan savaşlarında alnının halkıyla çıkmıştı bu şirket ama şimdi baktığımda şöyle bir arz fiyatının altına sarkmış, tekrar tepki göstermiş, yükselişe geçme eğiliminde ama yani gelen bilanço buna yeterli olacak mı? Eski şaşalı günlerine tekrar dönüş yaşayacak mı? Şu tepeden alan küçük yatırımcı şu an ne düşünüyor diye aklıma gelmiyor değil. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar gelen finansal tablosunu hatta şunu şöyle büyütüp baksak daha iyi olur. Arkadaşlar fiyat 13.62 kuruşta şu an Mogan Enerji'de piyasa defterdeydi 1.68'e kadar gelmiş. FK'sı eksi 17'lere gelmiş. 33 milyar TL'lik bir piyasa büyüklüğü var. Piyasa değeri var. Güzel. Bakın dönem varlığı %19 artmış. %3 duran varlığı düşmüş. Önemli değil o kadar. Finansal borçları %12 düşmüş. Net borcu %15 düşmüş. Öz kaynağı %8 artmış arkadaşlar. Şurası sadece birazcık kafamızı karıştırıyor. Hani diyoruz ya, yatırım yapacaksak kasasında parası bulunan, doları bulunan, ihracat yapan, sürekli siparişleri artan şirketleri bulup bunlara yatırım yapmak gerekiyor. Bir aralar enerji sektörü, yazılım sektörü çok popülerdi. Hani Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek o yatırımlar vardı. Neler neler konuşuluyordu ama şimdi geldiğimiz noktada o siparişlerden, o şaşalı durumlardan pek bir durum kalmamış gibi. Satışlar %47 düşmüş Mokan Enerji'de. Niye düştü bu kadar? Brüt karı %61 düşmüş. NFK'sı %81 düşmüş. FAVÖK'ü %34 düşmüş. Net karı %180 düşmüş arkadaşlar. Şimdi tamam. Önden fiyatlandı da acaba arz fiyatının altına o yüzden mi sarktı? Şimdi tamam. Enerji sektörü şirketleri hep bu durumda diye düşünüyoruz ama geldiğimiz noktada yani buraları da hak eden bir şirket olarak görmüyorum sanki ben. Mogan Enerji öyle güzel bir şekilde halka arz oldu ki, öyle çok talep olmuştu ki. Şu an hala portföyünde tutan çok kişi vardır diye düşünmüyor değilim. Bakalım nasıl olacak? Bakalım yakın zamanda düzelecek mi? Hani biz sigara paramızda halen Euro Power'ı portföyümüzde tutuyoruz, bekletiyoruz. Ondan da beklentimiz yüksek. O da iyi yerlere gidecek diye umut ediyoruz, düşünüyoruz bakalım. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.